Öncelikle böyle bir imkan tanıdığınız için Kırkağaç Net Haber Ajansı'na ve siz değerli sahip olarak Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Tabii ki 2009 yılında öncelikle Allah'ın takdiri, sonra halkımızın desteğiyle belediye başkanı olduk. Belediye başkanı olduğumuzda en önemli bizim için, tabii diğer arkadaşlar başka şeyler önemli görebilirler ama bizim anlayışımıza göre altyapı olmadan üst yapı olmaz. Onun için şehrimizde vatandaşlarımız küflü borulardan su içerken, isale borumuz 35 yılın ömrünü dolmuş çelik borularla dururken, biz ivedikle bu altyapıya önem verdik. Şehrimizde girilmedik mahalle, girilmedik cadde, bırakmadık şükürler olsun. Ve o dönemde çok ciddi yatırımlarla şehrimizin bütün altyapısını, içme suyu ve hiç olmayan yağmur suyu kanallarını döşeyerek ve kanalizasyonları yenileyerek ve daha sonra da Aksu'dan Kırkayca kadar olan isale boru hattına da komple yenilemek üzere altyapı işlemlerini tamamlamış olduk. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan olarak bizlere mevcut belediye başkanlarına 2014 yılına kadar arıtma tesisinin yapılması konusunda bütün belediye başkanlarına talimatı üzerine bu İller Bankası'nın müracaat ederek ve İller Bankası tarafından yapılmış olan projeyle beraber atık su arıtma tesisimizin inşaatına başladık. Yine Bakır'la beraber ortaklaşa yapılan bir projeydi ve bu inşaat bitim aşamasında iken biliyorsun büyükşehir yasasıyla büyükşehrimize devrettik. Onun dışında birçok alanda otelinden tutun spor tesislerine birçok alanda çalışmalar yaptık. Kapalı pazar yeri inşaatımızı yaptık. Sinemamızı yeniledik, restore ettik. Spor sahalı alanlarımızı yeniledik. Kapalı spor salonu adı gibi kapalıyken onu açık hale getirdik. İçinde fitness salonlarıyla bütün halkımızın rahat spor yapmasını sağladık. Kapalı pazar yeri yaptık. İlçemizde bir tane düğün salonu varken 5 tane düğün salonu yaptık. Yüzme havuzumuzun yan tarafına restore ettik. Şehitler Parkı ismini verdiğimiz hastanenin yanındaki yerlere düzenleme yaptık. Çeşitli alanlarda şehrin mümkün olan o dönemde 20'ye geçkin alanda yeşil alan çalışması yaptık. 100. Yıl Parkımızın olduğu yerleri yeniledik. İlçemizde atıl durumda duran binayı restore ederek öğrenci evine haline getirdik. Üniversitemizde bütün kamu kurumlarına, okullara, camilere gerekli destekler yaptık. Emniyet binamızın restorasyonunu yaptık. İçindeki müteahhit teferruatlarını yeniledik. Sosyal Güvenlik Kurumu ilçeye gelmesi için gerekli inşaat ve teferruatlarını yaptık. 112 acil istasyonun ilçeye gelmesi için ambulans alıp tahsis yaptık. Ne bileyim daha bunun gibi birçok alanlar. Her yıl camilerimiz için 100 bin lira, okullarımız için 100 bin lira olmak üzere 5 yılda beşer 100 bin lira her iki kuruma destek çıkarak bütün okullarımız ve camilerin ihtiyaçlarını karşıladık. Yine İmam Hatip okulun yanındaki binanın yapılabilmesi için valilikle protokol yaparak o dönemde 400 bin lira para tahsis ettik ve inşaatın başlamasını sağladık. Askeriye birliğimizin uzman okulun dönüşmesinde ve içlerdeki bütün alanların taş döşeme konusunda askerimize yardımcı olduk. Bunun gibi birçok alanlarda hizmetlerimizi yerine getirmeye çalıştık Allah'ın izniyle. 2014'te biliyorsunuz Büyükşehir Yasası çıktı. Büyükşehir Yasası'yla beraber tekrardan seçimlere girdik. Yine Allah'ın takdiri ve bu sefer 47 mahallemizin desteğiyle Kırkaç ilçe başkanı olduk. Ve yine Manisa'nın ikinci en çok oyunu alan bir belediye başkanı olarak en çok gövde salmıştı. Onun akabinde de 0,01 puanla ikinciliği elde ettik. Yine bu dönemde biliyorsunuz bu dönemde çok sıkıntılı günlerimiz geçti. Çünkü bu dönemde iki seçim, bir referandum ve de en önemlisi 15 Temmuz'u yaşadık. Bu süreçte artı Manisa Büyükşehir'in bizde olmaması, Kırkaç Belediyesi olarak yalnız kalmamız, görevlerimizin birçoğunun Manisa Büyükşehir'e aktarılması ve gelen ödenemizin de %40'ının Büyükşehir'e gitmesi münasebetiyle ilçede çok sıkıntılar yaşadık. İlçede maske gerekti, altyapı çalışmaları yaparken kazılar yaptı, üstün tamiratları yapamadı, yetiştiremedi. Tabii ki Büyükşehir Belediyesi de yeniden sıfırdan kurulmuştu. Yeni sıfır kurulan bir belediyenin her şeyi tam düzen yapabilmesi mümkün değildi. Ama vatandaşlarımız tarafından devamlı eleştiriye biz maruz kaldık. Çünkü vatandaşlarımız daha önce yapılan bütün hizmetleri ilçe belediyesi olarak yaptığından dolayı yapılan bütün aksaklıkları bizden kaynaklandılar. Hala ve hala şu anda bir cenaze olduğunda
Vatandaşların çoğu bizi arıyor. Cenaze var, işte mezarı nereye gömebiliriz gibi birçok alanda vatandaşlarımız daha bu görev tasdifini tam olarak bilmemektedir. Ancak tabii ki bu dönemde biz en çok Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bizde olmamasından yaşadığımız sıkıntıyla inşallah bu Cumhur İttifakı'nda bunu da çözmüş olacağız. Yine ova yollarımızda biz 2009'da biliyorsunuz göreve geldikten sonra bütün ova yollarımızın ıslahını yaptık. 12 ay boyunca tarlalara gitmesini sağladık. Ama bu arada bir toplaştırma kararı çıkınca bütün ova yollarının tekrardan ihale yapılan firma tarafından malzeme döküldü. Bu malzemeler o alana uygun değildi. Biz o dönemde Sayın Vekilimize bu durumu bildirdik ve Vekilimizin girişimleriyle Tarım Bakanı'ndan bir heyet geldi. Tarım Bakanı'na gelen heyet inceledikten sonra bu malzemenin bu alana sağlıklı olmadığını ve bunun üzerine çakıl dökülmesini söylediler. Ve çakıl döküldüler ancak bu zaman içinde bu çakıl da bu topraktan kaynaştı gitti. Şu anda adeta ova yollarımız yağmuru bırakın sabah çiğinden dahi çamur halde geliyor. Sizin de bildiğiniz gibi ilçemize bir TOKİ alanı kazandırdık. Bu TOKİ'de yapılan kazılan toprakların firmaya satışını yapacaktı ama firmaya sattırmayarak bu TOKİ alanında bu malzemeleri yığdırdık. Ve şu anda bu ova yollarını tekrardan ıslah çalışmalarına başladık. Ve seçimden sonra da bunlara devam ederek yine geçmişte yaptığımız gibi 12 ay boyunca vatandaşlarımızın arazisine girme çıkma konusunda rahat gidip gelmeleri konusunda gereken çalışmayı belediye olarak yapacağız. Tabii TOKİ için biliyorsunuz ilk dönemde ben gerektiği çalışmaları ve müracaatları yaptık. Tabii bu TOKİ'nin buraya gelmesi için gerekli bir sayı müracaat etmesi gerekiyordu. Gerekli çoğunluğu sağlanamayınca bu dönem büyükşehir olmamızla beraber bu sayı nüfusu bakımından tutunca hemen gittik TOKİ'ye müracaatlarımızı yaptık. İlk başta TOKİ karşılığında biz arazi alacaktık, daire alacaktık. Ancak TOKİ daha sonra bu araziyi kendisini satın almak istediğini söyledi. Biz de öyle olunca arazinin biraz önce yapılması ve TOKİ'nin buradan vazgeçmemesi için araziyi satmayı belediye meclisinde oy birliği kararıyla uygun bulduk. İyi ki de bulmuşuk. Çünkü daha sonra TOKİ burada bir talep topladı. 70 küsür tane talep geldi. Buraya yapılacak olan daire sayısı 550 idi. Eğer biz TOKİ'yi bu araziyi satmamış olsaydık 70 tane taleple TOKİ bu işten vazgeçebilirdi. Arazi sattığımızdan dolayı şu anda ilk etap olarak 234 tane konut, bir cami ve iş merkezi olmak üzere ihaleler yapıldı. Bu birinci etap bittikten sonra inşallah ikinci etapa da TOKİ tarafından hayata geçirilecek. Yani orada adeta bir ilçe oluşturur gibi bir mahalle semti oluşacak. İçinde camisiyle, alışveriş merkezleri, spor tesislere, sağlık birimleriyle her şeyle dört. Tabii bizim amacımız inşallah Kırkağaç'ımızın gelişebilmesi ve işsizliği önleyebilmek ve Kırkağaç'ta anlaşmalı tarım sağlamak ve üreticimizin cebine KDV girmesi için, katma değerine girmesi için daha verimli olabilmek için de bu gıda ihtisas sanayi organize alanı bizim birinci konularımızdan, projelerimizden bir tanesi. Ama şükürler olsun ki 2016'da bir bakanlar kurulu kararı çıktı. Bu bakanlar kurulu kararıyla ülkemizde bulunan 222 tane ilçeye bakanlar kurulu kararıyla doğalgazın getirilmesi planlandı. Bunların bir tanesi de Kırkağaç'tı. İnşallah 2019 yılı içinde Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla Kırkağaç doğalgaza kavuşacak ve bu 19 yıl içinde bütün evlerimizde doğalgaz kavuşmuş olacaktır. Bunun da bilgisini önemli vatandaşın bilmesini istiyorum. 2019 yılı olarak söylüyoruz. Çünkü bu benim sözümden ziyade ülkemizin Cumhurbaşkanımızın Manisa mitinginde vermiş olduğu sözdür. 2019 yılı içinde Kırkağaç'a doğalgaz geleceğini Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdelenmiştir. Ama biz takipçisi oluyoruz ve işler şu anda gayet hızlı bir şekilde lisans başvuruları yapıldı. Bugün veya yarın itibariyle sonuçlanacak ve çalışmalar da çok uzun sürmediğini söylediler. Seri bir şekilde de bu doğalgaz ilçemize kazandırmış olacağız. Valla biz iki dönemden beri belediye başkanı adayı olduk. Dediğiniz gibi 2009'da Hasan Alçum kardeşimle karşı karşıya rakip olduk. 2014'te Vedat kardeşimle rakip olduk. Ancak hiçbir zaman biz kimse hakkında en ufak bir söz söylemediğimiz gibi onlar da bize karşı söz söylemediği sürece geri cevap vermekte gerekli duymadık. Tabii bu dönem biraz daha farklı gelişti. Bize kim yaptığı mitinglerde bir şey söylerse biz de mümkün olduğunca cevap vermemeyi gayret ediyoruz ama cevap vermemekte sorun olmuyor, çözüm olmuyor. Bazen gittiğimiz yerlerde vatandaşları aydınlatmak konusunda cevap vermek zorunda kalıyoruz. Tabii içimizdeki arkadaşlarımızın
biz yıllarca beraber yürüdüğümüz, dava arkadaşlığı yaptığımız kardeşlerimizin böyle bir teşebbüse girdikten sonra yalan ve iftiralarla bizi karalama yapmaları sonucunda biz bazen cevap vermek durumunda kaldık. Tabii benim siyasi anlayışımda bunlar güzel olmadığına kanaatindeyim. Çünkü vatandaş kavgacı siyasetten yana değil. Vatandaşımız huzurlu ve yapacağım projeyi anlatılarak bunların hayata geçirilmesindeki hangi imkana geçirici buna bakarak oy veriyor. İnsanlar kavga eden siyasetçiyle hiçbir zaman güven duymazlar. Ben onun için mümkün olduğunca onlara cevap vermemeye gayret ediyorum. Ancak bazı gittiğimiz yerlerde vatandaşın talebi doğrusunda işte dün evvel gün arkadaşlar geldi, sizin hakkınızda şunları söylediler. Bu konuda ne söylemek istersiniz gibi olunca da bazen istemeyerek de olsa cevap vermek durumunda kalıyoruz. Çünkü bizim anlayışımız, biz geçmişte yaptığımız icraatlarla bu dönemde yapacağımız icraatlar ve bunları nasıl gerçekleştirdiğimizi anlatıyoruz. Ama bazı arkadaşlarımız çıkıyorlar, geçmişte yapılan bütün işleri sanki kendisi tarafından tek başına yapılmış gibi anlatması ve bundan sonraki projelerde de öyle bir vaatlerde bulunuyor ki belediye başkanının göreviyle hiç alakası olmayan bir projeden anlatıyor. Ya bazen de aklıma şey geliyor, Kemal Sunal'ın bir film var biliyorsunuz, o film aklıma geliyor. Yani şimdi orada kalkıyor, ona vaat ediyor, bunu vaat ediyor. Hangi parayla yapacaksın, hangi bütçeyle yapacaksın, hangi belediye meclisiyle yapacaksın, hangi Manisa Büyükşehir Belediyesi yapacaksın, hangi iktidarla yapacaksın. Yani bunlar bence seçim atmosferinde söylenmiş siyasi bir yalanlar olarak görüyorum. Tabii ki bunların yapılabilmesi güzel bir şeyler. Biz yapılmasına biz karşı değiliz ama bu kadar da bir şeyi, olamayacak bir şeyler de vatandaşın kafasını yanlış bilgiler doldurmanın bir anlamı yok. Ben ifade ediyorum, bütçemi ifade ediyorum, bütçem açık diyorum. İller Bankası'ndan gelen bütçe belli, belediyenin personel giderleri belli, bunun dışında yapılacaklar da belli. Bunun için mesela fabrika yapmadı, ona yapmadı, bunu yapmadı. Değerli kardeşlerim, 5393 sayılı belediye yasası var, büyükşehir yasası var. Açarlar, bakarlar, belediyeler sadece açılacak olan fabrikaya altyapı yapmak mevzuriyetindedir. Buraya Soma'da bir gelişmiş maden sektöründe, Akser bir fabrika üzerinde gelişmiş. Artık buraya bir böyle bir şey yapabilmenin mümkünatı yok. Ha, ancak ne zaman yapacağız? Gıda İhtisas Organize Sanayi Alayı'nın tayin ettikten sonra yapacağız. Tabi bu da biliyorsunuz 43 büyük ova kapsamına girdi. Bu sadece Bakan Bey'in onayıyla çıkması gereken bir şey. Bakan Bey'in onayından çıkması için de arkanızda siyasi bir iktidar olması lazım. Ve bu güçle yapılması lazım. İnşallah biz bunları bu dönem, ben bu projeleri kendi başıma hazırlamadım. Bütün vekillerimin onayıyla, bütün vekillerim görüşerek ve bakanlarımızla görüşerek de bunlara söz veriyorum. İşte biraz önce biliyorsunuz bakan yardımcımız geldi. Biz projelerim içinde ne demiştik? Millet Parkı yapacağız. Ve stadyum buradan kaldırmasını sağlayacağız. Bunu belediye bütçesiyle yapamazsınız. Böyle belediyenin bütçesi yok. Ancak bunu Sayın Bakanımızın uygun görmesiyle, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize maddi ve manevi destekleriyle ve Ankara'daki hükümetimizin projeyi değerlendirmesiyle yapabiliriz. İşte Sayın Bakanım bugün geldi, sağ olsun, alanı gezdik, gösterdik. Bu stadyumun dışarı çıkması konumunda burasının bir güzel millet parkı yapılması. Çünkü burada askerimiz var, bütün öğrencilerimiz var. Biz burada fabrika getirmek ne kadar istesek de bunun bazı zorluklarını da biliyoruz. Ama biz buraya üniversite şehri, okullar şehri ve buraya askerimizi uzman okulu yapmak için gayretler gösterdik. Ve zaferle sonuçlandık inşallah. Burası 3000 tane askerin uzman okulu olarak haline geldi. Ancak bu askerlerimiz çarşıya çıktığında rahat konaklayabilmeleri için güzel mekanların ve güzel lokantaların, güzel tesislerin olması gerekiyor. İnşallah bunları da bu dönemde yapmaya gayret edeceğiz. Halkımıza bilinçlendirerek, gerekirse gerekli destekler sağlayarak, gerekirse halkımızı araçlarla gezilere götürerek, dışarıdaki mekanları göstererek bunları yapmayı sağlayacağız. Vatandaşın da haklı. Sadece bir askere dayalı burada bir yatırım yapması onun da mümkün değil. Ancak askeriye, üniversite ve birlikte yatırımların ve öğrenci potansiyeli ve asker sayısını arttırarak, şimdi mesela burada eski 6000 tane asker vardı. Şimdi 3000 tane uzman var. 6000 asker mi daha fazla getirisi var? 3000 tane uzmanın mı fazla getirisi var? Bunu bakmamız lazım.
Gelen askerlerimizin çoğu yani bütçe imkan meselesi olmuyordu. Ancak uzman olan arkadaşlarımızın her ay cebine bilmiyorum ama 4000 liradan aşağıya bir maaş girmiyor. E bu maaş cebine girince bu asker çarşıya çıktığında lokantadan ona göre yemek yiyor, çay kahve ona göre içiyor, ona göre alışveriş yapıyor ve 40 ağaç esnafına katkı sağlıyor. Şimdi diyor ki madem doğalgaz gelecekti bu altyapıyı neye yaptın diyor. Ya arkadaş ben o altyapı 2009'da başlamışım. 2009'da başladığımda doğalgaz diye bir ihtimal dahi gündemde yoktu. Sonra biz altyapıyı yaptık, kanalizasyonunu yaptık, içme suyunu yaptık. Şimdi doğalgazı geldi. Şimdi biz doğalgazı getirebilmek için o vatandaşımıza hala o küflü borulardan su mu içirseydik? Vatandaşım o çamurlu yollardan yürüseydik miydik? Böyle bir belediyecilik anlayışı olur mu? Bunlar belediyecinin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Tayyip Bey'in çizgisinden gittiğini söyleyen kişiler Tayyip Bey'in altyapıya ne kadar önem verdiğini şu en son 2019'daki seçim manifestosunda bunu açıkladı. Çoğu ilçelerimizin daha altyapıları yapılmamış. Ama biz şükürler olmuş ki biz bu altyapımızı tamamladık. Çünkü şehrin gelişmesi için altyapının olması lazım. Şu anda yağmur yağdığında o zat-ı muhterem bunları bilmez. Biz yağmur yağdığında ilk günlerde bana vatandaş evlerinden su çıkıyordu. O eski itfaiyenin olduğu yerler, şu an Tarım Kredi'nin olduğu yerlerde yağmur yağdığında milletin logarlarından su çıkıyordu. Niye çıkıyordu? Çünkü kanalizasyonla yağmur suyu aynı borulardan gidiyordu. Şimdi yağmur suyuyla kanalizasyonla ayrıldı. Artık ne kadar yağmur yağsa bu da gidiyor. Biliyorsunuz bir de Dere Su İşleri bir proje yaptık. Dağın eteğinden bir kanal çalışmamız vardı. Tabii bu 2014'te Büyükşehir'i geçince bu çalışma da kaldı. Ben Cengiz Başkanım geçen de geldiğinde bunu da görüştüm. İnşallah Cengiz Başkanım'la beraber bu dönemde Devlet Su İşleri'nin bu projenin tamamlanmasını sağlayacağız. Dağdan gelen aşırı suların şehre girip lokallarımızda tıkamamasını, sel baskını olmasını önleyeceğiz. Yani yapılan hizmetlerin hiçbirinin nerede eksikliği var? Biz doğalgazı bekleseydik şimdiye kadar bu vatandaşı çok da mağdur ederdik. Ben vekillerim hepsine bana daha önce de söylediler. Çünkü biz böyle bir hareket olacağını ben seziyordum. Sayın vekillerime de açıkça, Recai Berber vekilim de dahil, Murat Baybatur'u hepsine, bütün vekillerime söyledim. Benim aday olmam önemli değil. Teşkilat kime istiyorsa aday yaptığınız takdirde ben hiçbir partiden aday olmayacağımı size garantisini veriyorum. Ve o aday arkadan seçilince kadar da onun yanında çalışmayı taahhüt ediyorum diye bunu açıklamasını yaptım. Çünkü benim siyasi ahlakım bana bu parti sayesinde ben iki dönem bana belediye başkanı görev verdi. Bu halk seçti. Ben hiçbir zaman partime ne ihanet ederim ne de ihanet edenlerin yanında olurum. Çünkü bu partinin bayrağı altında iki dönem şanlı, gururlu, onurlu bir 40 aç belediye başkanı yaptım. Ve şanlı, gururlu bir şekilde de görevimi sonlandırır. Allah-u Teala bu üçüncü dönem bize nasip olduğu takdirde biliyorsunuz üçüncü dönemden sonra bir daha yok. Ama genel merkezim 5 yıl sonra kimi takdir ederse o bayrağı onu teslim edinceye kadar yanında dururum ve teslim edildikten sonra da partimin bana vereceği görev neyse, neferlikse neferlik, yönetimse yönetim, hatta çaycılıksa çaycılık da yapıp bu görevimde devam ederim. Çünkü siyasi partiler bir davadır. Sayın Cumhurbaşkanım sağ olduğu sürece, Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bu yolda yürümeye kendimize ahdettik. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar da onunla beraberiz. Biz buraya menfaat için, bir şey olmak için gelmedik. 2004 yılında bu partiye yine o kardeşimiz beni davet etti. O kardeşim sayesinde geldik. Kendileri geçmişte bu partinin davasında olduklarını söylemelerine rağmen biz çizgimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Ben şimdi o arkadaşımı sorarım. 2009'da aday oldu. Ben aday yapılınca istifa etmedi, yanımızda yer aldı. 2014'te ben tekrardan aday oldu. Ben aday yapılınca niye partiden istifa etti? Sen bu davanın arkasında değil miydin? Sen Milli Selamet Partisi'nden faziletten geldi köküm diyorsun. Senin o zaman bu Tayyip Bey'e saygın sevgin 2014'te mi bitti? O zaman istifa ettin, şimdi 2019'da geldin, belediye başkan adayı oldun. Gene yapılmadı diye şimdi bir bağımsız hareket çıkmakla bu hareketin Yaşar İsmail Gedüz'e gibi gösteriyorsun ama bu dönemde siz Cumhurbaşkanımıza daha çok darbe yapıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanıma karşı bir hareket yapıyorsunuz. Bir de Sayın Cumhurbaşkanım ülkede iç ve dış düşmanlara karşı bir mücadele gösterirken ve bu dönemde bir Cumhur İttifakı kurmuşken
Siz bu hareketle benden çok Cumhurbaşkanımız zarar veriyorsunuz. Daha seçimlere 3 gün var. Ben bu kardeşlerime bu yanlıştan dönmelerini davet ediyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımın boynu önüne eğdirdikten sonra, Kırkaç'ta AK Parti seçimi kaybettirdikten sonra, belediye başkanı olsan ne yazarsın? Sen o Cumhurbaşkanımın yüzüne bir daha nasıl bakacaksın? Nasıl gidip Cumhurbaşkanımdan veya o bakanlardan ve o milletvekillerinden nasıl bir hizmet isteyeceksin? Bu ben dava anlayışında bu kardeşlerimi bu yanlıştan dönmesini bekliyorum. Ha bunların ilk dönemleri değil bunlar. Bunlar 2004'te de aynısını yaptılar. 2004'te de bir başka arkadaşımız aday olmuştu. Cumhurbaşkanımız onu takdir etmiş. Bir belediye, bir particikte şu vardır. Herkes adayı olabilir. Herkes adaylıkta mücadele edebilir. Adaylıkta birbirleriyle eleştiri yapabilirler. Ancak burada bir şekilde karar genel merkez verir. Genel merkez karar verdikten sonra eğer particisen, eğer partini seviyorsan, eğer Cumhurbaşkanını seviyorsan, eğer Tayyip Erdoğan'ı seviyorsan bence o çizginin arkasında yürümek ve o belirlenen adayın yanında olmak gerekir. Şimdi bu yapılan hareketin sadece benim şahsımla beraber Cumhurbaşkanımla yapılan bir hareket olarak görüyorum. Ve üzülüyorum. Biz bu arkadaşlarla yıllarca beraber yürüdük. Yıllarca beraber siyaset yaptık. Aynı sofrada yemek yedik. Zamanı geldi, aynı yerde güldük, aynı yerde oynadık. Ama bu hareket hakikaten benden çok Sayın Cumhurbaşkanım üzüyor. Çünkü bu hareketin muhatabı ben gibi görürsem de sonucunda Sayın Cumhurbaşkanıma bir yara verecek. Ama inşallah bu 31 Mart Kırkaç halkına güveniyorum. Kırkaç'ın köylerimize, şehir merkezinde bütün yaşayan Cumhur İttifakı'na saygıyla bakan tüm Kırkaç hemşehrilerime güveniyorum. Çünkü biz bu seçimlerde 2002'den beri girdiğinden bütün AK Parti seçimlerinde Kırkaç'ı AK Parti birinci yaptılar. Çünkü AK Parti'yi Cumhurbaşkanımıza Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgilerini biliyorum. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar yine bu Kırkaç halkı Tayyip sevdasından vazgeçmeyecektir. Ampul sembolünden vazgeçmeyecektir. Sandığa gittiğinde ne kadar onun yanında da görünmüş olsa da sandığın içine girince o ampulü görünce o Tayyip Bey'in kurmuş olduğu partinin amblemini görünce yine ampule basacaklarına inanıyorum. Sandıktan güçlü bir şekilde çıkacağımızı en ufak bir tereddüdüm, en ufak bir şüphem yok. Yine 31 Mart akşamı zafer bizim olacağının inancındayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza dimdik yanında olduğumuz gibi o gün akşamda yine dimdik yanında olacağız. Yine bütün dünyaya karşı Cumhurbaşkanımızın zaferini bütün meydanlardan dünyaya karşı haykıracağız. Ve biz de özlemle dışarıda bekleyen Amerika'ya, Avrupa'ya karşı zaferimizi 31 Mart akşamı hep birlikte kutlayacağız. Çünkü o gün meydanlarda biz kefenimize giyerek, abdestim alarak meydanlara çıktık. İşte orada, o Cumhurbaşkanım o yalnız kaldığı dönemde, işte bir lider çıktı ki bir lider. Ne dedi? Konu vatansa gerisi teferruattır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanım yanında dimdik durdu ve durmaya da devam ediyor. Benim genel başkanıma sahip çıkmış. Benim vatanıma sahip çıkmış. Benim bayrağıma sahip çıkmış. Benim ezanıma sahip çıkmış. Konu vatansa gerisi teferruattır diyen bir genel başkana ben onun genel cumhurbaşkanına kurulmuş olan Cumhur İttifakı'na sonuna kadar yürüyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi bu birliktelik pazara kadar değil mezara kadar olacak. Genel başkanım bana ne demiş? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kardeşim olacak demiş. Konu orada bitmiştir. Geçmişte Cengiz Ergün başkanımızla siyasi olarak kavga etmiş olabiliriz. Bazı münakaşalarımız olmuş olabilir. Ancak benim genel başkanım, benim sevgili cumhurbaşkanım bu Cumhur İttifakı dediyse konu bitmiştir. Benim yapmam gereken Cengiz Ergün için çalışmaktır. Ve MHP'li kardeşlerim de aynı şekilde. Orada da bir arkadaşımız aday olmak için çıktı meydana. Koşturdu. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı dedi ki Kırkaç AK Parti'ye bırakıldı. Ve o kardeşim her gün akşam bizle beraber gidiyor. Ve onlar da genel başkanın söyledikleri söz üzerine aynı parti gibi çalışıyoruz. Ve şu anda inanın yani tek partiden hiç farkımız yok. İki partiyiz ama iki partinin ilçe başkanı, iki partinin kadın kolları, iki partinin gençlik kolları, ilk ocakları tek parti gibi. Çünkü biz vatan için mücadele ediyoruz. Biz bayrak için, biz ezanımız için ve biz ülkemiz için. Biz ne kadar birlik olursak, Türkiye'miz ne kadar güçlü olursa, işte Cumhurbaşkanımız o meydanlar dedi ya, dünya beşten büyüktür, işte biz o zaman muzaffer olacağız. Ama bizim içimizden
Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden de vardır, AK Parti içinden de vardır. Buradaysa koltuk davası için çıkan bölücülere, bizi bölmek isteyenlere 31 Mart'ta sandıka biz cevap vereceğiz. Bizim davamız vatan, bizim davamız bayrak, bizim davamız ezan, bizim davamız Cumhur İttifakı, bizim davamız bu ülkemizin, Türkiye'mizin dünyada lider bir ülke olma sevdası. Bizim sevdamız koltuk değil. Yeter ki vatanımız bölünmesin, biz belediye başkanı olmayayım, hiç önemli değil. Ama bu arkadaşların bu yaptığı hareketler bizleri son derece üzmüştür, son derece yaralamıştır. Çünkü bu ülkenin bu birlikteliğe ihtiyacı varken bu hareketlere teşebbüste olanları zaten Sayın Cumhurbaşkanım söyleyenleri söyledi. Şanlıurfa mitinginde de ne dedi en son olarak? Biz bu yola bizi ihanet etmeyenlerle yola devam dedik. Emaneti ehline teslim ettik. Bizi yarı yolda bırakan, bizlere ihanet edenler bu can bu tende olduğu sürece bir daha buraya geri dönemezler dedi. Söyleyecek noktayı Sayın Cumhurbaşkanım koydu. Bunun üzerine bizim bir söz söylememiz gerek yok. Biz genel başkanımızın verdiği emir boyutunda biz Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sahip çıkıyoruz ve sonuna kadar destekliyoruz. Kırkkaç'ta AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın AK Parti belediye adayı olarak Yaşar İsmail Gediüz, Manisa'da Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi adayı Sayın Cengiz Ergün'e canımızla desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Şimdi iki dönem ayırmak lazım. Bir ilk dönem, bir ikinci dönem. Şimdi ilk dönemde hakikaten burada yapılabilecek çok güzel işleri imza attığıma inanıyorum. Ve o zaman da hakikaten zevkle, şevkle, gece gündüz demeden maddi imkanlarımızın iyi olmasıyla çalıştık. Ha bu dönem dediğimizde, baktığımızda bu dönem şöyle söyleyeyim, ellerimizin bağlı şekilde koşmamız istendi adeta. Çünkü ne oldu? Hükümetimiz tarafından büyükşehir yasası çıktı. Yetkilerimizin bazıları alındı ve bununla beraber bütçemiz de azaldı. Şimdi ondan sonra koşmaya talimat verdiler. Siz elleriniz bağlı olarak ne kadar koşabilirsiniz? Bu dönemde maddi imkanların kısıtlı olması ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne irtibatla çalışamamamız, mahalle sokak arasındaki kazılarda Manisa Büyükşehir'in izin vermesi ve kazılan kazıların zamanında yapılmaması, vatandaşın da bize fatura kesmesi dolayısıyla tabii ki zorlu günlerimiz yaşadı. Ama inşallah bu Cumhur İttifakı ile bu dönem daha huzurlu, daha mutlu yaşayacağız. Tabii bu mevzuat gereğinde bazı değişiklerin yapılmasını da bekliyoruz Büyükşehir Yasası'nda. Büyükşehir Yasası'nda önemli değişiklerin yapılması lazım. Mesela en basitinden yolların kazı izninin ilçe belediyesinde olması lazım. Benim şahsi görüşüm. Çünkü ilçe belediyesinde olursa kazı izni verdikten sonra bu tamiratını ilçe belediyesi olarak yapılır. Ama izni Manisa Büyükşehir Belediyesi verdikten sonra bizim haberimiz olmayınca Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde burada ekipleri olmayıp ihale yapmak üzere yaptıklarından dolayı bu sıkıntılar yaşandı. Ben Sayın Cengiz Başkanıma bunları anlattım. İnşallah bu dönemde bunları çözeceğiz. Burada maskeye bir tamir ekibi kurulması lazım. Kazılan yerin hemen arkasından 2-3 gün için tamirlerin yapılması lazım. Tabi bunlar koordine etmek işler. Bunlar beraber olmak işler. Burada iki siyasi partinin ayrı ayrı olması, Cumhur İttifakımızın olmamasından dolayı bunlar da yaşandı. Ancak bu dönem bunları inşallah hayata geçirip ve daha düzenli bir kırkağaca geliştireceğiz. Değerli arkadaşlar, 2009'da belediye başkanı oldum. Belediyede 22 tane memur vardı. Bu 22 tane memurun takriben 11-12 tanesi ilkokul mezunuydu. Geri kalan 10 personelin 5 tanesi, 6 tanesi lise mezunu, geri kalan ortaokul mezunuydu. Bir tane üniversite mezunu kardeşimiz yoktu. Görevler hepsi tedbiren verilmiş. Bir arkadaşımız izine çıktığında veya raporlu olduğunda o birimdeki işlerin hepsi tamamen duruyordu. Burada zabıta amir izine çıktı, yerine bakacak yok. Yazı işleri müdürü izine çıktığında yerine bakacak yok. Garaj amiri izine çıktığında yerine bakacak yok. İtfaiye amiri izine çıktığında yerine bakacak yoktu. Ne yapmam ne gerekiyordu? Burada bir rotasyon yaparak çeşitli arkadaşları devamlı rotasyonla herkes yapacağı işi öğrenmesi gerekiyordu. Ben burada çok iyi hatırlıyorum. İmar işlerinde bir arkadaşımız izine çıktı. Ruhsat kesilmesi konusunda acil durum var diye adamı izinden çağırıp ruhsat kestirdik. Böyle bir şey olabilir mi? Bir bireyde de bir personel gittiği zaman bütün işler durur mu? Durmaması lazım. Ama diğer personel ruhsat kesmemiş. Diğer personel itfaiye ameli yapmamış. Diğer personel öbür kişi yapmamış. Burada biz hakikaten çok zorlar yaşadık. Onun için benim burada
her birimde görev yapmayan kişi kalmadı. Herkes her birimde görev yaptı. Şimdi bir müdür izine çıktığında onun yerine baktırabilecek çok müdürler var. Bir arkadaşım izine çıktığında yerine baktırabilecek çok memurlarımız var. Çünkü herkes bu rotasyonda döndü durdu. Ancak son döneme baktığınızda yaklaşık olarak bir yıldan beri kimsenin yeri de kolayla değişmiyor. Herkes aynı yerinde kaldı. Ama bunu yapmak zaman aldı. Şimdi o zaman görev veriyorsunuz. Ben başkanım, ben veznedarım, tahsildarım, ben başka şeyi bilmem. Ben bilgisayar kullanmasını bilmem. İtfaiye amiri izinde, itfaiye amirinizi kim bakacak? İtfaiye amiri bakacak arkadaş yok. İtfaiyede memur yok. Taşeronlarla bu işi yaptırıyorsunuz. Veya kadrolu işçilerle yapıyorsunuz. Allah bizi korudu ve biz bu süreçte çok sıkıntılı bir süreç olmadan mesela görevimizi yaptık. Ancak burada bir sorun olursa, bir sıkıntı yaşanırsa o zaman işte vatandaş der ki nerede bu belediye başkanı? Madem bu işi bilmiyordu niye değiştirmedi diye eleştiriler var. Bırak varsınlar 20 sefer değiştir desinler. Ama şu anda belediye personelim hepsi her birimde çalışabilir, her birimde müdürlük yapabilecek konuma geldiler. İnşallah daha da iyi olacak. Bundan sonra artık görev değişikliği mümkün olduğunca yapmıyoruz, yapmayacağız. Ancak bir hata, bir kusur, bir aksaklık veya bir rehavet olmadığı sürece, bir yanlışlık yapmadığı sürece görevlerin devam edecektir. Ben Cengiz Başkan'a her geldiğinde bir ilimizin Büyükşehir Belediye Başkanı olması, halkının takdiriyle, Allah'ın takdiri halkın desteğiyle gelmesi münasebetiyle her zaman saygımı gösterdim. Gelen bütün vekillere de, siyasi hangi parti olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partili vekile de, Milliyetçi Hareketçi Partili vekillere de, AK Partili vekillerim kadar gerektiği ilgiyi, saygıyı gösteririm. Çünkü bize yakışan budur. Biz misafirperver bir toplumdan geldik. Gelen misafir Manisa'dan geldiği için bizim misafirimizdir. Elimizden gelen imkanı kendisini seferber ederiz. Bu o neticede dediğiniz gibi Cengiz Başkan'dan geçmişte olduğu gibi de her geldiğinde mümkün olduğunca benim belediyede ziyaret etmiştir. Ben de kendisine muhakkak programına katılmaya gayret etmişimdir. Aramızda herhangi bir problem yok. Ancak kesinlikle ve kesinlikle belediye başkanı öncesinden bir tanışmışlığımız, bir dostluğumuz yok. Kendisiyle belediye başkanımızdan sonra tanıştık. Tabii ki insan bir Allah'ın kuludur. Ben de bütün insanlar gibi etle tırnaktan yaratılmış bir insanım. Hatalarım olmaması mümkün değil. Yanlışlarım olmaması mümkün değil. Eksik hizmetlerim kalan yerlerin olmaması mümkün değil. Ancak inşallah bu dönem teşkilatlarımızın desteğiyle, bana sahip çıkmalarıyla bunları sağlamış olacağız. Ya yani insan tek başına bazı yerlerde yanlış yapması doğaldır. Keşke geçmişteki teşkilatlar da işte görüyorsun son dönemde ne kadar bana destek olduklarını, ne kadar sahip çıktıklarını görüyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya ben burada mademse 10 yıldan beri bir şey yapmadı diyorlar. E sen bu teşkilatta değil miydin sevgili kardeşim? Ne diyorlar? Hapishane gelmiş getirmemiş, fabrika gelmiş getirmemiş. Ya bunları böyle millete bir algı operasyonu yaparak vatandaşı kandırmaya gayret ediyorlar. E sen o zaman yönetimde değil miydin? Sen o zaman ilçe yönetimde, ilçe başkanı, yönetim kurulu üyesi değil miydin? Bu ülkenin cumhurbaşkanı birçok ilde ve ülkemizin en büyük ilinde dahi belediye başkanı görevden alırken niye beni görevden almadığı gibi 3. dönem tekrardan beni aday gösterdi? Demek ki benim bizim karnemiz AK Parti genel merkezinde karnemiz iyi görülüyor ki 3. dönem tekrardan biz aday gösterildik. Tabii ki onlar da burada her dönem dolaptan her yapılan hareketten onlar da haberdarlar. Bana şimdiye kadar köstek olmayıp destek olsalardı, benim yaptığım yanlışlarda bana uyarsalardı, şu ana kadar çok daha hizmetler yapabilirdik. Ama ne diyelim, nasip bugünemiş. İnşallah bu tarihten itibaren yeni ilçe teşkilatımızda, Milliyetçi Hareket Partimizde, Cumhur İttifakımızda daha uyum içinde daha iyi olacağız. Çünkü insanların hata yapmaması mümkün değil. İnsanların yanlış yapmaması mümkün değil. Ama dostsan, ama sen dava adamısan, sen kardeşsen, dost gelip yüzüne uyararak, Sayın Başkanım şurada hatamız var, bunu yapmayalım, düzeltelim demek lazım. Ama onlar tam aksine hatayı söylemektense, hatayı dillendirerek halkın arasında algı operasyonu yapmak istiyorlar. Bunu Kırkaç halkım çok daha iyi biliyor. Bunlar 31 Mart'ta cevap vereceğiz. Ve çok sevinçliyim ve ilk defa huzurlu bir seçim atmosferindeyim. Ve huzurlu bir şekilde gençlik kollarımızda, kadın kollarımızda, ana kademimizde huzurlu, gülerek,
ve samimiyetle seçim çalışmalarına katılıyoruz. Çünkü insanların beyinlerinin arkasında pazarlık olan insanlar bizde kalmadı. İnsanların samimiyetinle, tevazuyla ve gayretle Cumhur İttifakı'nın sahip olan insanlarla yolu devam ediyoruz. Çünkü insanların beyninin arka tarafında başka hesap planı olan arkadaşlarımızın maalesef başka yerde olduklarını görüyoruz. Hesap çıkar içinde olan arkadaşlarımızın orada olduğunu görüyoruz. Biz de burada olanların sadece ve sadece Tayyip Bey sevgisi, Cumhurbaşkanımızın sevgisi, vatan bayrak sevgisi olan milliyetçi kardeşlerimizle beraber yolumuza devam ediyoruz. Ve 40 ağaç bundan sonra çok daha güzel olacak. Sayın vekilimiz de, Milli Eğitim Müdürümüz de ve o dönemki ilçe başkanımız Ömer Bey'le biz Ankara'ya gittik. Milli Eğitim Bakanımızla da görüştük. Yani okul yapılması konusunda ben kendisilerine söylemiştim. 10 yıldan beri belediye başkanı maaşını harcamadığımı yapacağımı söylemiştim. Ancak bu bir türlü hayata geçmedi. Daha sonra şu anda Kasaphal'in olduğu yeri yıktık. Biliyorsun ilk planımız Adliye Sarayı yapmaktı. Adliye Sarayı orası ufak geldi olmadı. Daha sonra Tapu Müdürlüğü ile vergi dairesine verelim dedik. Tapu Müdürlüğü daha sonra vazgeçti. Bu arada sağlık ocağı böyle bir iş için burayı arsayı tahsis ettiler. Biz buraya hakikaten sağlık ocağının orada olması, tüm sağlık aile sağlık ekibinin birleşmesi, laboratuvarıyla her şeyle tam teşekküllü olması, aile sağlık müdürünün oraya taşınması ve 112 acil istasyonun oraya taşınmasıyla o çarşıya bir hareket getireceğini düşündük. Ve bu anlamda da devletimizin şu anda bir tasarruf tedbirleri dolayısıyla ihalesi çıkılmayan bütün işlerin durdurduğu, sadece yarım olan işlerin devam etmesi münasebetiyle sağlık müdürümüzle görüştük. Eğer bu işlemlerin hızlı bir şekilde başlanacaksa biz bu parayı buraya vermeyi taahhüt ettik. Ve geçen hafta da bildiğiniz gibi Sayın Valimiz de bu konuda bir protokol imzalandık ve ivedi bir şekilde oranın çalışması başlayacak. O alan bildiğiniz gibi koruma altında, sit koruma amaçlı imar planı içinde ve karşında tarihsel bir ev olması münasebetiyle buranın projeler çizilip Anıtlar Kurulu'ndan onaylandıktan sonra inşaatı başlanacak. Ama bizim gayemiz bu yıl içinde bakanlığımızla görüştüğümüzde bu bütçenin yeterli olacağının, kaba inşaatının bu paranı bitireceğini söylediler. Biz ivedikte bunu yapıp bunu sağlayacağız. Tabii burada hem vatandaşlarımız sağlık hizmetinden faydalanacak, hem güzel bir sağlık müdürlüğü binamız olacak. Şu andaki sağlık müdürlüğü binamızı biliyorsunuz. Odasına gittiğinde bir sağlık müdürlüğüne yakışmayacak bir konumda. Ama o günkü imkanlar öyleydi, öyle hitap etti. 112 acil istasyonumuz orada olacak. 112 acil istasyonumuz orada olması demek, orada 24 saat bir hareket olması demek. Çarşının güvenliği demek, çarşıya hareket demek. O çarşıda bütün vatandaşlarımız zaten sağlık ocakları başka yerde de olsa, eczanelerin merkezde olması münasebeti zaten merkeze gelip ilaçlarını alacaklardı. Bu şekilde hem ilaçların da sağlık ocağının yakında kontrol bakımından almaları konusunda bence doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Hem çarşımız hareketlenmiş olacak, hem vatandaşlarımız açısından daha iyi olacak. Çünkü şu anda sağlık ocağına gidiyorsunuz, kan tahlili yaptırıyorsunuz, kanınız hastaneye gidip hastane laboratuvara giriyor. Ama şimdi orada artık bütün tahlillerin yapılabilecek konu olması münasebeti böyle bir teklif değerlendirildi, geldi bize. Ben de tabii babamla, ailemle görüştüm. Neticede olan, önemli olan halka hizmettir. Okul düşündük ama sonradan böyle bir hizmet olunca bunu gerçekleştirdik. Ama bu dönem Allah nasip ederse 31 Mart akşamı 3. dönemimiz başladığı anda da en büyük önümüzdeki dönemdeki hedefim de 40 Ağaç'a engelli okulunu yapmaktır. Bu konuda Sayın Valimizle de görüştüm. Bizim hatta bu engelli okulun hayata geçirmekti. Ancak sağlık ocağı şu anda acil olduğu için yaptık. Bu önümüzdeki 5 yılki maaşıyla da ilçemize engelli okulu kazandıracağız. Çünkü diğer çocuklarımızın her türlü bir şekilde okulda gitmeleri mümkün. Ancak engelli çocuklarımızın şu anda ilçemizde bir okulları mevcut değil. Sadece okulların içinde sınıflarda bunları eğitim alıyorlar. İnşallah 40 Ağaç'ta güzel bir engelli okulunu kazandırmak bu 3. dönemde bize nasip olur diye düşünüyorum. Çünkü biz bunu sadece Allah'a hizmet olsun, halka hizmet olsun diye yapıyoruz. Benim ne koltukta, ne belediye başkanlığı maaşında gözüm var, ne de buna ihtiyacım var. Allah'a şükürler olsun ki ailem bize bir servet bırakmış. Biz de o serveti çalışıyoruz. Elimizden geldiğince paramızı kazanıyoruz. Belediyeden aldığım maaşa, belediyeden aldığım
makama ihtiyacım yok. Halkım zaten bize gerekli ilgi, alaka, sevgiyi, saygıyı zaten gösteriyor. Biz önemli olan bu makamda aldığımız parayı güzel kurumlarda, hayır kurumlarda tekrardan Kırkaç halkına bağışlamakla mükellefim. Ben buradan da önümüzdeki süreçte de inşallah engelli okulunu kazandırmayı da Allah bizlere nasip etsin diyorum. Yani benim için isim çok önemli değil. Yani orada yaptığımız protokolde belki valilikten protokol almış olabilirsiniz. Orada hiç isim falan geçmiyor. Önemli olan hizmetin yapılması. Burayı eserin kazandırılması. Tabii ki yarın bir isim verilmesi söz konusu olsa ben kendimden önce babamın ismini vermeyi öngörüyorum. Çünkü bizdeki ecdada saygıdır, soyada saygıdır, sülaleye saygıdır. Ben orada Niyazi Gedüz isminin verilmekten son derece daha gurur duyarım, daha onur duyarım. Çünkü ben ecdadıma sahip çıkmakla daha hayırlı işleri imza atacağım inanıyorum. Geçtiğimiz 2,5 yıl öncesi falan kurum amaçlı imar planını daha yeni onaylattırdık. Tabii bu süreçte biz ilk dönemde vatandaşı kapalı pazar yeri yapacağızdık. Kanıtlar Kurulu'na gidiyoruz ki biz orayı bina falan yapmayacaktık. Biz bir an önce oranın komple üstünü kapatmak. Ama Kanıtlar Kurulu bu koruma amaçlı imar planı bitmediği için hiçbir tane çivi çaktırmıyor bize. Sadece o bina yaptığımız yerden bizim sınırımız oradan kesiliyor. O sınır oradan kesildiği için onun arka tarafına biz kapalı bir pazar yeri yapmak zorunda kaldık. Çünkü halkımıza verdiğimiz sözünü yerine getirmek üzere. Yaptık. Ha biraz önce dedi ya arkadaşım, ya olmadı. Alan küçük geldi. Bütün pazarcı esnafı içine sığdıramıyorsunuz. Şimdi bu böyle olunca üst taraftan tuhafeleri alalım, bilmem neleri alalım, yapalım, edelim. Bir türlü muvaffak olamadık. Yani pazarı. Daha sonra ne yaptık? O alana düğün salonlarını döndürdük. Şimdi onun ön tarafının kapatılması için de bunun dediğim gibi 2,5 yıl önce proje bitince biz hemen direktmen müracaat ettik. Üstünü kapatalım diye. Tabii kapatalım deyince orada Rıza Başkanımız zamanında bunların kamulaştırılmaları yapılmış. Ancak tapuların tevhidleri olmamış. Yola terkleri olmamış. Bunlar uzun sürdü. Ondan sonra dedi ki Anıtlar Kurulu bunları yapmadan bu iş olmaz. Bunları yap getireceksiniz. Getirdik. Tabi resmi dairede bazı şeyler kolayla yürümüyor. Onların tevhidleri yapıldı. Yola ifrazları yapıldı. Bilmem neler yapıldı. Şu anda tekrardan Anıtlar Kurulu'na gönderdik. Üstünün kapatılmasını bekliyoruz. Ancak üstünü kapatacağız. O bir şekilde kapatılacak. Bu yıl içinde kapatacağız. Ama pazar yerinin sorunu çözüm mü? Değil. Çünkü orada sebze meyveciler var. Tuhafecilerimiz gene açıkta. Şimdi ne yapacağız? Bizim Kırkağaç'a yeni bir pazar yeri ihtiyacımız var. Bu pazar yeri yapabilmemiz için de en az 10 bin metreye yakın büyük bir alan olması lazım ki bütün pazar yerinin içinde alsın. Şu anda bizim orada meyve pazarının olduğu yer, kapattığımız yer 1700 metrekare. Yan tarafı boş alanda o kadar olduğunu kabul edelim. İkisi 3500 metrekare yapıyor. 3500 metrekare sadece meyve için. Tuhafi için onun kadar veya daha fazlası bir alan lazım. Yani en az 40 ay için 10 bin metrekare kapalı pazar yeri için yer lazım. 40 ayda nereye yaparız? Baktık. Değerlendirdik. 40 ayın merkezinde böyle bir yer yok. En uygun yer ta istasyon tarafından bir yer olması lazım. İstasyon yerine pazar yeri gider mi? Gitmez. Ne yaptık? Cengiz Başkanımızla geçenlerde görüştük. Şu anda biz şu karşı taraftaki meydana bir meydan yapacağız. Üstünü belediye binası yapacağız. Altını ne yapacaktık? Otopark yapacaktık. Otoparkın yüksekliği ne olacaktı? 2,5 metre olacaktı. Şimdi onu 2,5 değil 4,5 metreye çıkaracağız. Kamyonların içinde rahat girebileceği. Perşembe günleri perşembe pazarı, diğer günleri otopark olarak kullanacağımız hale getiriyoruz. Bunu Sayın Cengiz Başkanımızla paylaştık. Cengiz Başkanımız da sıcak baktılar. Projede şimdi tadilat yapılacak. Çünkü çarşının, perşembe pazarının merkezde olması lazım. Ama merkezde siz de takdir edeceksiniz ki 10 bin metrekare yerin alanın açılması mümkün değil. Zaten bir koruma amaçlı imar planı yapılmış. Şehrin orta göbeğini komple koruma amaçlı imar planı altında. Burada bunu yapmanız mümkün değil. Pazardan uzaklaştırırsanız vatandaş daha zor zahmet çeker. Şehrin dışına alırsanız perşembe pazarından dışında ne işe yarayacak? O yaptığın yatırım hiçbir şey yaramaz. Ama burada 2 metre duvarları yükseltmek şartıyla bu tesisi buraya yaparsak perşembe dışında da otopark, perşembe günü de pazar yeri kullanırız diye düşünüyorum. İnşallah bu projemiz bu yıl, bu dönem Sayın Cengiz Başkanım'ın da
projeler arasında yer alıyor. Bunu bu şekilde hayata geçireceğiz inşallah. O zaman tuhafiyemiş, meyvamış hepsi bir arada olacak. Kırkağacı uzman okulu yapmak için mücadele ettik. Gittiğimiz her yerde Kırkağaç'taki kafelerin çok uygun olmadığı, çok daha böyle gösterişli olmadığı konuda şikayetler aldık askeriyeden. Tabii bunun üzerine biz hiç kimseye yap diye yapamayız. Ama biz burada ki bir tane biz yapalım da bir emsal teşkil etsin ve diğer kardeşlerimiz de bunu özenerek de bunları kendilerine göre yenilesinler dedik. Biz zaten orayı yapmaktaki amacımız işletmek amacında değiliz. Bak şimdi Kavun Diyarı 3 vardı. Geçen haftalarda Acatman Spor Kulübü'ne verdik. Onlar işletecekler. Bakır'daki halı sahamız vardı. Bakır Gençler Spor Kulübü'ne verdik. Onlar işletecekler. Yine belediyemizin stadın yanı yapılan halı sahamız var. Onu da kattık. Acatman Spor Kulübü'nü verdik. Onlar işletecekler. Burayı da başka bir işletecek firma varsa özel sektör veya sivil toplum örgütlerinin biri vermeye hazırız. Biz bunları sadece bir kriter getirmek, bir kalite getirmek ve Kırkağaç'ta diğer esnaflara özendirilmek amacıyla yaptık. Biz bunları işletmek taraftarı zaten değiliz. Ama bunları yaptıktan sonra işletmeci bulamayınca mecburen işletiyoruz. İşte bu sivil toplum örgütlerimizi de şimdi canlandırıyoruz. Acatman Spor Kulübü'ne birine oraya verdik, birine Bakır'a veriyoruz. Burada biliyorsunuz Bakır'daki halı sahada bizim şirketimiz işletiyordu. Ve geliri de gayet güzel. Haftada 2000 liranın aşağısında geliri yok. Ayda da 8000 lira, 10000 lira yakın bir geliri var. Ama helal hoş olsun. Oraya biz ücret de almadık. Bakır Gençler Spor Kulübü'ne bedava verdik 5 yılına. Yeter ki spor kulübü karşılansın. Ama bizim amacımız spor kulüplerini verdikten sonra da buraların güzelce işletilmesi. Spor kulüpleri verdikten sonra da buradaki kurslar açılması. Gençlerimiz sporu kazandırılması. Şimdi bak mesela Acatman'da bunları yapıyoruz ama 7 branşta kurs açıyoruz. Şimdi Bakır Gençler Birliği'ne de dedik ki biz sana bunu vereceğiz ama Bakır'da da kurs açacaksın. Çocukları yetiştireceksin. Hoca bulacaksın. Oradaki parayı aldıktan sonra da bunları spor aktivitelerinde bir kazanç olarak geri döndüreceksin dedik. İnşallah oradaki arkadaşlarım da çok heyecanlı. Çok azimli duruyorlar. İnşallah orada da protokolü imzaladık, geri teslim ettik ve orada da aynı aktiviteleri göstermiş olacağız. Yani amacımız işletmek değil. Sadece kaliteyi artırmak ve 40 ayca yeni sahalar kazandırmak. Şimdi Acatman Spor Kulübü 1957 yılında kurulmuş ve Manisa'nın en eski spor kulüplerinden bir tanesi. Biz diyoruz ya ecdadımız sahip çıkalım. Açtığımız kurslara bununla çıkıyoruz. Onun için şu anda böyle bir şey yok. Zaten belediyemizin adına onlara teşekkür ediyoruz. Her yaptığı etkinlikte sağ olsunlar kullanıyorlar. Zaten biz de elimizden gelen bütün kanun gereğince o maddi desteği veriyoruz. Tabii Kırkağaç Çamlı'nın eski halini siz çok daha iyi biliyorsunuz. Kırkağaç Çamlı'nda tuvaletler iki gözden oluşmuş. Yollar, toprak ve çam festivalinde her taraf toz toprak içinde kalıyor. İtfaiye yolda suladığınızda çamur olan bir şeydi. Ancak biz hakikaten orada gerekli önemi gösterdik. Tuvaletlerimizin bütün tuvaletleri yeniledik orada. Ve gözlerinde onar gözden aşağı olmamak üzere sağ alanları genişlettik. Taş döşemesiyle hakikaten güzel bir alan haline getirdik. Tabii ki haklısınız. Oranın böyle bir yerlerin çalışabilmesi için orada sabit mekanların olması ve oradaki sabit mekanların devam çalışmasıyla daha güvenli ve daha huzurlu ve daha bakımlı oluyor. Şimdi biz bunların hepsini yaptık. Mesela hatırlayın. Çamın bütün duvarlarının yapıldığı üzerlerine ampul lamba bağlandı. Işıklar yanıyordu. Ne oldu? Burada işletmeci olmayınca, bir şey olmayınca bütün lambalar kırıldı. Şimdi biz de orada bütün hepsini de kaçak olabilir diye onları şey yapmıyoruz. Çünkü yapsak yine kırılacak, edecek. Dediğiniz gibi bu dönemde bizim inşallah düşüncelerimizden bir tanesi Çam ve Aksu'ya bir kere yazlık düğün salonları. Çünkü Kırkağaç artık yazlık düğün salonu konusunda ihtiyaç. Bunlar olması gerekiyor. Ha biz şimdiden mesela her iki tarafta tuvaletleri yeniledik. Aksu'dan tuvaletleri de yenilendi komple. Onlar yenilendi. Ondan sonra mescitlerini yaptık. Aksu'ya yaptık. Çamın içine mescidi yaptık. Çünkü gelen vatandaşların dini ibadetlerini, vecibelerini yerine getirebilmesi için gerek kadınlarımız için gerek erkeklerimiz için mescitlerimizi yaptık. Aksu'ya kamelyalar yaptık. Şelaleler yaptık. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'mizde çimle ve ağaçlandırma konusunda destek verdiler.
Tabii orada Aksu'da projemiz bizim, biz çizdirdik yani şu anda projemiz var. Hem restoran, alabalık tesisi gibi hem de şeyimiz, düğün salonumuz olacak. Ancak benim en çok sıkıntı yaşadığım, buraları işletecek işletmecilerin Kırkağaç'tan çıkmaması. İşte buradan çıkmayınca ben bu tesisi mecburen bir yere vermek zorundayım. İşte bunu verince de ondan sonra da halk arasında bazen tenkitler bana da geliyor. Efendim X yer niye Kırkağaç'ta verilmedi de İzmirli'ye verildi, işte Akhisarlı'ya verildi, Somalı'ya verildi. Ya bir kere biz insan ayrımı yapmıyoruz ama benim ilçemden birisi geldi de benim ilçemden birisi dururken ben dışarıdan birisine bir şey verdiysem bana herkes istediği şeyi söyleyebilir. İhaleye çıkıyorum, gelen olmuyor. Veya gelen oldu da ihale girdiyse birisi benim bununla yapabileceğim en ufak bir şey yok. Şimdi oralarda tesislik yapmak çok zor bir şey değil. Ancak biz istiyoruz ki bu tesisleri yapmadan önce birileri gelsin, ben bu işleri yapmak istiyorum diyerek belediye meclisinde kararımızı alarak verip işletsin. Sonra o tesis yaptıktan sonra işletmeci bulamadığımız zaman da belediye işletmek zorunda kalmasın. Çünkü belediye işlettiği yerlerden zaten kar amacı gütmüyor. Daha ziyade halka hizmet için ucuz maliyette yapması gerekiyor. Ve çoğu yerde de zarar edebiliyor bu tesisler. Belediye tesisleri. Biz onun için vatandaşlarla uyum içinde bunları yapabilecek işletmeciler olursa biz vermeye hazırız. Bu dediğim gibi düğün salonları gibi düşüncelerimiz var. Ama halkımızdan da istenirse yap işlet devlet usulüyle de bunları hayata geçirebiliriz. Bildiğiniz gibi koruma altında olan bir bina olması, tarihi bina olmasından dolayı Anıtlar Kurulu'ndan, bütün proje Anıtlar Kurulu'ndan geçti orada. Hepsi onaydan geçti. Zaten o olayı da Akın abi sizden daha önce de görüşmüştük. Ben ilk dönemde oraya kiralamak istedim. Yani orayı güzelleştirmek adına. Sağ olsunlar Devlet Demir Yolları dedi ki biz o zaman burayı bir restore edelim falan diye oraya ilk ateşleyen de biz olduk. Daha sonra siz geldiniz bir gün bir ziyaret ettiğinizde dediniz ki ya bu restore edilmiyor mu, ne oluyor falan. Sizin yanınızda aramıştık hatırlarsanız. Aradık ve tekrardan ihalesinin hızlandırmasını da beraber burada görüşmüştük. Ve şükürler olsun ki şu anda ihale edildi ve güzel bir restorasyon restore ediliyor. Onun yanında bizim düşüncemiz de dediğimiz gibi yeni tesisler yapılması. Mesela Bakır'daki alan restore edildi. Devlet Demir Yolları bana gönderdiler. Burayı alın, buraya kullanabilirsiniz diyorlar. Ama Bakır'daki alana ne yapabiliriz? Yani buradaki alanlarda da bazı yerler var ki değerlendiremiyoruz. Yani Devlet Demir Yolları bize oraya vermeye hazır. Ben alsam ne yapabilirim oraya? Gittik baktık arkadaşlar, gönderdim. Kendim gitmedim de arkadaşlara gönderdim. Ne yapılabilir? Yani orada bir şey yapılabilir mi? Arkadaşlar da baktılar. Yani çok orada yapılabilecek bir şeyin olmadığını söyledim. Zaten Harta'da yaşayan nüfus belli. Sayı az. Ama 40 ağacımız dediğiniz gibi geçmişte zaten o caddeden yürüyüşler olup ve akşamları oraya kadar da bir oluyordu. Orayı bir ara biliyorsun otoban şey çevre yolu yapılınca alt geçit olmayınca engellenmişti. Sağ olsun yani sayın vekillerimizin ilgilenmesiyle bir alt geçit yapıldı ve şimdi o güzergah kullanılabilir halde. Tabii burada biz Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni bu ana yollara verirken o yolun sorumluluğu da Büyükşehir'in altında, Büyükşehir'e verdik. Sayın Başkanımız da Cengiz Başkanımız da ifade ediyorlar. Biz bu dönemde Kırkağaç'a hiçbir şey yapamadık. Ancak bu prestij caddeleri yenilememiz gerektiğini ifade ettiler. İnşallah bu dönemde Cengiz Başkanımız desteğiyle, Manisa Büyükşehir Belediye'miz desteğiyle oraya bir prestij cadde uygulaması yapılabilir diye ümit ediyorum. Şimdi birileri arkadaşlar diyor ya, bu otoban üzerinde restoranları oraya yaptırmadı, buraya yaptırmadı, biz açacağız, yapacağız diyorlar. Ya arkadaşlar ben sadece bunlara gülüyorum. Devletin projesi. Devlet planlamasını yapmış. Devlet buradan bu tesisleri koyarken otoyol üzerinde belli kilometre aralarla koyuyor. Yani oradaki kriter, bir kriterler var onun. Belli kilometre gittikten sonra işte vatandaştan durması gerekir bilmem ne diye her önüne gelen yerlere böyle bir tesisler kurmuyor. Ama bu arkadaşlar bilmedikleri için mevzuatı işte 40 ağaca koyduracağız diyorlar, bilmem ne yapacağız diyorlar. Zaten bizim şu anda konan tesiste Musoca geçtikten sonra Soma ile ikimiz arasında kalan bir yerde konmuş. Yani zaten bu projeyi size sormazlar ki. Devlet buradan planını, programı yapar. Tamam mı? Hiçbir şey sormadan uygulamasına başlar. Bunlar burada tutturmuşlar. Ha otoban
Zaten biliyorsun otobana girdiğin zaman otobanın dışını çıkamıyorsunuz. Otobanın içindeki yerlerden faydalanıyorsun. Ve bu yerlerde ciddi bir kiralarla yüksek kiralara ihale veriliyor. Yani yerin burada olması, orada olması çok önemli bir şey değil. Bence bu yolun bir an önce yapılarak Kırkağaç'a gelecek olan sanayicinin gelmesine teşvik olması önemli. Ve biliyorsunuz en yakın gişeler de burada. Kırkağaç'ın yanından çıkıyor. Bizim Kırkağaç'ın büyük bir avantaj bu. İnşallah bu yolun bir an önce bitmesiyle bu işler hızlanacak. Kavşak Aksaray'a kadar olan kavşak açıldı. Şu ana kadar Kırkağaç'a kadar olan kavşağın açılmamasında bir engel yok. Ancak gelen vatandaşın buradan çıktıktan sonra İstanbul yolunu bağlantı için Aksaray uygun olması dolayısıyla Kırkağaç artık Aksaray'la Balıkesir arası açılacağı kanaatindeyim. Bu Savaştepe taraflarında da çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu yıl sonuna kadar herhalde bunları bitirerek hizmet açılacağını da ümit ediyoruz. Traktör borsası biliyorsunuz bu gıda eczacı sanayi olan alanı yapılacaktı. Sonra Büyükova olmasıyla bu proje MERA komisyonuna gitti. MERA komisyonu bu kadar büyük alanda bunun yapılmasını uygun görmedi ve reddettiler. Şimdi bizim ikinci etap olarak bu konuda çalışmamız var. Nedir? Bu gişelerin yanında, bu otobandan çık gişenin yanından çıkan alanda çalışmamızı yapıyoruz. Arkadaşlarım taslak projeleri hazırladılar. Ancak seçim dolayısıyla Vali Bey'in yanına gidip bunu Vali Bey'in huzuruna sunacağız. Eğer uygun görülürse, belirleyeceğiz arkadaşlarla bir kez daha görüşeceğiz. Çünkü alan değiştiği için onların fikrini almamız lazım. Onlar da sıcak bakarsa projeye o tarafı doğru yani kaydı bile Bakır arasında kalan bir yere taşıyacağız. Orada halı sahanı yaptı olan yerden söktük, parkı işletmeci bıraktık. Onun yanında basketbol sahası olan yerimiz var. Onun üstünü kapattık. Orayı da biz bayanlar lokali olarak düşündük. Tabii bunların hayata geçiremedik bu dönemde. Bazı imkansızlar bize hayata geçmesine engel oldu. Halı saha şu anda biz 4 tane daha halı saha spor totodan istedik. Bunlar bir tanesi Ali Fakı, bir tanesi Bostancı, bir tanesi Koca İskan, bir tanesi de Demirtaş olmak üzere. Yine geçenlerde İzmir milletvekilimiz Cemal Bektebey geldiğinde Hıdırağan Mahallesi'ne çıkmıştık. Hıdırağan Mahallesi'ne çıktığımızda Sayın Cemal Vekilim de orada Hıdırağan Mahallesi'ne vatandaşlara söz verdi. 9 Nisan'da meclis açılacak. Meclis açıldığı günü muhtarlarımla beraber gelin Spor Toto'dan bunu alacağım, sizlere buraya halı saha yaptıracağım diye söz verdi. Bugün biliyorsunuz gene Spor Bakanımız, Bakan Yardımcımız geldi. Geçen gün Genel Müdürümüz geldi. İnşallah bunları kendilerini bilgilendirdik. Bu dönem bunların buraya gelmesi konusunda sağlayacağız. Ben bir de ayrıca Agua Park istedim. Projem içinde de var. Çünkü bizim denize olan bir mesafemiz var. Bizim çocuklarımız burada bir tane yüzme havuzumuz var, ona gidiyor. Ancak biz bir tane daha yüzme havuzu yaparak, Agua Park şeklinde yaparak gençlerimizin daha güzel bir aktivite kazanması konusunda ben genel müdürüme de bu konuyu açtım. Spor Bakanlığı genel müdürüme açtım. Onlar da bakanlık olarak böyle bir şeyler yapabildiklerini söylediler. İnşallah seçimden sonra da bunları da hızlandırarak gençlerimizin hayatına yerleştirmiş olacağız. Tabii ben bunları söylerken bunların hiçbir belediye bütçesinde olması mümkün olan bir şeyler değil. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani burada belediye bütçesinde bunları yapacağım dersem ben de yalan söylemiş olurum. Bunları yapabilmem için arkamdaki Manisa Büyükşehir Belediyesi ve arkamdaki hükümet desteği de bunları yapacağım. Bunun altını özetle çizilmesini istiyorum. Çünkü biz arkamızda hükümet desteği olmadan bunları yapabilmek bana değil hiçbir belediye başkanı bunları gerçekleştirmesi mümkün değil. Valla ben öyle bir ihtimal zaten yok da. Yani Allah'ın izniyle inşallah öyle bir sıkıntı yok. Zaten Orkun Bey de biliyorsunuz bizim AK Parti'den belediye meclis üyesiydi. Yarı yolda istifa ederek o da bizden ayrılanlardan. Şimdi bu İYİ Parti'den aday oldu. Ben öyle bir ihtimal zaten olmadığını biliyorum yani anketler zaten yapılıyor sonuçlar bize geliyor. Ancak bizim kimseyle çalışamamamız gibi bir durumumuz söz konusu değil. Tabii ne olur o zaman Kırkkaş yine Büyükşehir desteği kırılmış olur. Bu hizmetlerin gelmesi konusunda Büyükşehir'in gücü azalmış olur. Ama biz bu yapacaklarımızda bir engel olmaz. Yapacaklarımızda hükümetin desteğiyle yolumuza devam ederiz. Ama biz Cengiz Başkanımızın büyük bir oy farkıyla alacağını biliyoruz, inanıyoruz. Cengiz Başkanımızla beraber daha güzel olacağına da
bildiğimiz için biz Cengiz Başkanımıza daha iyi çalışacağımızı ifade ediyoruz. Yani kazanacağınıza hem Cengiz Başkan hem siz inanıyorsunuz. En ufak bir tereddüt yaşamıyoruz o konuda. İşte ben biraz önce söylediğim gibi bu yarım kalan projem hayata geçirilmesi var. Ben zaten projelerimi hepsini size daha anlatmadım burada içerisinde. Mesela biz Esnaf Kefalet Kongresi'ne gitmiştik. Sayın Recai Berber Vekilimle. Orada vatandaşlardan bizden Halk Bankası talep ettiler. Bu Halk Bankası konusunda belediye olarak hemen ben aradan bir hafta sonra rahmetli Mehmet abi gelmişti. Mehmet abiyle oturduk, planları açtık. Ben kendisine bu Karasuman Camisi'nin yanındaki alanı gösterdim. Yeri çok beğendiler. Hatta geçenlerde ziyaret ettik onlara yeni yönetime de. Onlar da sıcak bakıyorlar. Biz hemen Halk Bankası getirilmesi konusunda müracaatlarımızı, ilgilenmemizi yaptık. Bölge müdürü Kırkağaç'a gelip yerinde incelemesi yapacağı anda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlamamış olan bütün projenin tasarruf tedbiri durdurulması neticesinde Halk Bankası'nın gelmesi durduruldu. Ancak biz buraya yine valilikten yapılan projeyle 280 bin lira bir yardımla geri kalan belediye tarafından karşılanmak üzere ihaleye çıktık. Şu anda inşaatımız hızla devam ediyor. Ve bunu da Halk Bankası'na getirmek üzere adres de veriyoruz. Ve bu tasarruf tedbirleri kalkar kalkmaz ilk işimiz Kırkağaç'a Halk Bankası'nı getirip o restore ettiğimiz binada ona hizmete sunacağız. Çünkü burası hem tarihi bakımdan güzel bir aktivite olacak hem de güzel bir alanda yer olacak. Yine onun yan tarafında bir çalışmamız var. Çünkü bu Karasuman Camisi restore ediliyor. Önündeki şadırvan falan Karasuman Camisi'nin güzelliğini kapatıyor. Öndeki meydanı kapatıyor. Yine biz onun yanına bir tane taze evi ve üstü çok amaçlı salon olmak üzere Anıtlar Kurulu'ndan projesi dahi onaylandı. Onların hepsi bitti. Altı tuvalet olacak. Ve orta katta taze evi gibi, üst katları da bayanların kına mevlütleri gibi, okuma salonu gibi kullanabilecekleri bir taze evi inşaatımız olacak. Yani o meydan tekrardan tarihi dokusuyla güzelleştirmeye gayret edeceğiz. Yine bu Atatürk'ümüzün geldiği ev var biliyorsunuz. Akın abi Hukuk Kuradıcı da çok ilgilendi sağ olsun. Biz de KUDEB'e bunu başvuru yaptık. Sadece bu dönem buranın parası çıktı, orası çıkmadı. Ama biz onun sonuna kadar arkasında olmaya devam ediyoruz. Çünkü orayı da tuvaletlerin olduğu yerlerin falan düzgün olmadığı, hatta duvarının bile yamulduğu görülünce şu anda ibadet kapattılar. O satı mescidi de restore ediyoruz. Çünkü bizim çalışmalarımızda biz daha önce de söylemiştik. Tarih camilerin restorasyon konusunda gerekli çabayı göstereceğiz diye. Bu dönemde Karasmolu Camisi'ni restore ettiriyoruz. Ve satı mescidinde ve diğer camilerinde ihtiyaç olan restorasyonları da yapmaya devam edeceğiz. Projelerimiz içinde yer alan konulardan bazıları. Şimdi o bakırla ilgili zaten ben muhtarımızla beraber, vatandaşlarımızla beraber Soma seyahat yetkililerine gittim. Ve birkaç sefer görüşmeler yaptım. Daha sonra Büyükşehir'e de bildirdik. Geçen gün Sayın Cengiz Başkanım geldiğinde de aynı şeyi, bakırdaki vatandaşlarımız aynı şeyi dile getirdiler. Ve orada kesin bilgi orada haiz olduk. Bu arkadaşların bakanlıktan güzergahları alınırken, izin alınırken bu şekilde izin alınmış. Bu şekilde izin alındığından dolayı buraya girmesinin mümkün olmadığını söylüyorlar. Çünkü şu anda Ulaştırma Dairesi Başkanımız da değişti. Yine arkadaşla da görüştük biz. Yani bu bakanlıktan bu güzergahın değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Firmada işte Bakır'da vatandaş az çıkıyor, müşteri çıkmıyor, girmek istemediğini söylüyor ama bu konu hem Cengiz Başkanımız tarafından hem de Ulaştırma Dairesi Başkanımız tarafından takip ediliyor. İnşallah onu da bir sonuca bağlarsak vatandaşlarımız hakikaten mağdur olduklarını biliyorum. Çünkü daha önce bu yol oradan gittiğinden dolayı buradan geçiyordu. Tabi bazıları da başka algı operasyonu, işte orada kasisler varmış da ondan geçmiş falan. Hiç bunlarla alakalı bir şey yok. Biz o kasisleri de indiririz. O kasisleri de eski hale getiririz. Bu Soma seyahat otobüsleri daha önce o kasisli yollardan geçiyordu. Geçmeye de devam etmişlerdi. Ancak bu son zamanda alınan, bakanlıktan alınan izinlikte Soma seyahat güzergahını öyle belirlemiş. Güzergah dışına da çıkamadıklarını söyledi Ulaştırım Dairesi Başkanı. Ama yine bu konuda görüşülecek. Bir çözüm bulunursa bakanlıktan yeni bir güzergah alınacaktır inşallah. Zaten Marmara'da ilgili Sayın Vekilimiz Recai Berber bir açıklama yaptı. Herhalde o video kayıtları vardır sizde. Yani orada gerekenler zaten Sayın Vekilim söyledi. Ama bu arkadaşlar yine dediğim gibi bunlar bütün ne kadar olumsuzlar varsa şamar olanı gibi bize tayin etmişler. Ne varsa bize atıyorlar. Yani oradaki gelip gelmemesi sebebi zaten Sayın Vekilim hakikaten Recai Bey onu getirmek için mücadele gösterdi. Biz o alanın tahsis edilmesi konusunda çünkü alan bizim değil ki alan hazinenin alanı zaten. Biz altyapı yapacağımızı taahhüt ettik falan.
Gerekli sebepten Recaibi açıkladı. Tabii buradaki işsizliği çözmek için öncelikle küçük küçük atölyelerde olsa yine atölye açılması lazım. Bu tekstilimiz var zaten burada biliyorsunuz. Tekstilimin gitmesi de bir olay oldu. Yani adamlar buradan gittikleri gibi daha hala geri bize teslim etmediler. Kırkaç'ta Osman Öğüt abi var. İsim veriyorum ben yani vatandaşa. Osman Öğüt abinin akrabası var. Geldi, yer istiyor. Adamlar buraya o firmaya vermesin diye daha hala yeri teslim etmiyorlar. Kirasını ödemiyorlar. Sözleşme yapmıyorlar. İşte buradaki vatandaşın buradan iyice bunu görmesi lazım ki burada bir siyasi ayak oyunlarına geliyoruz. Ama ben onları yeni yer gösterdim. Osman abi de tekstil üzerine. Yani burada aşağı yukarı ilk etapta 50-60 kişiyle başlayacak ama ilerleyebileceği, büyütebileceği yer olarak gösterdik. Onları çalışmadan yapacaklar. Ama bu yerleri, bu arkadaşlar sadece siyaset zamanı, sadece benim zarar görebilmem için o yerleri boşaltmayıp yeni işletmeci de verdirmediler bize. Şu anda iki tane firma tekstil için bizi bekliyor. İnşallah onları da seçimden sonra biz kanuni yoldan çıkarttırarak onları da biliriz. Bir yıldan beri ödemedi kiranın almasını da biliriz. Ama biz kimseyle burada yüz küsür kişi insan çalıştırıyor diye onun kira ödememesi üzerine icrai işlem daha başlatmadık. Belki maddi sıkıntısı vardır. 3 gün sonra öder, 5 gün sonra öder diye beklettik. Ama seçimden sonra gereken yapılacaktır. Tabii en büyük şey gıda ihtisas sanayi organize alanı buranın gelmesiyle bunun en büyük katkı sağlayacağız. Tabii bunların dışında 40 ayda çok yapabileceğimiz bir şey yok. İşte biz ne yapıyoruz? Askeri mesela özelleşti. Askeride esnen hiçbir tane sivil çalışmazken askerde bir sivil çalışıyor. Şimdi huzur evi inşaatımız bitecek. Huzur evi inşaatının 150 yakın insanımız çalışacak. Bunlar ciddi bir sayılar yani şey değil. Yarın bu tekstilci olduğu zaman 150 tane insan çalışacak. Yani buradaki şeyler zamanla bunlar çözülecek. Ama şu anda ciddi bir sıkıntı olduğunu biliyorum. Gençlerimizin dışarı gittiğini de biliyorum. Ama bundan şu anda yapılabilecek iş zamanla bunları çözeceğimize inanıyorum. Ama bunları çözecek de tek bir yer var. O da AK Parti. Yine çözecek tek yer var. Ankara'daki AK Parti hükümeti çözecektir. Ben öncelikle vatandaşlarıma 31 Mart'ta seçimi garanti falan görüp de sandığa gitmemezlik yapmasınlar. Nasıl o başkanın işi sağlam seçimi kazandı, biz bir tane oy eksik olup diye gitmemezlik yapmasınlar. Vatandaşlık haklarını giderek son gününde o oylarını kullansınlar. O gün muhtemelen hava güzel olacak. Zeytin aralaması olabilir, tarla işiniz olabilir ama öncelikle oylarımızı kime istiyorsak ama gidip oylarımızı öncelikle kullanalım. Yine geçmişte olduğu gibi 17 yıldan beri hizmet veren AK Parti ve bir AK Parti'nin belediye meclis üyesi olarak ve Cumhur İttifakı'nın üyesi olarak bizlere vatandaşlarımız güvenmesini ve bu hizmetleri inşallah Cumhur İttifakı'yla, Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle, Ankara Hükümeti'yle beraber getireceğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Seçimlerin başta Kırkağacımıza, Manisa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ve bütün İslam aleminde özlemle beklenen sonuçların, duaların inşallah zaferle 31 akşamı çıkacağımıza da inancım tamdır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime, tüm kardeşlerime en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor. Hayırlı günler diliyorum efendim.